Yüzündeki tebessümle insanların ufkunu açan, Hindistan bağımsızlık hareketinin ruhani lideri olan Mahatma Gandhi'nin merak uyandıran hayatı sizlerle. 2 Ekim 1869 tarihinde Hindistan'ın Porbandar bölgesinde dünyaya gelen Mohandas Karamchand Gandhi, özgürlükçü insanlara ilham kaynağı olan Satyagraha felsefesinin öncüsüdür. Bu felsefe, kötülüğe ve şiddete karşı durmayı kabul eder. Gandhi bu felsefeyle Hindistan'ı bağımsızlığına kavuşturmayı başarmıştır. Gelelim tam adı Mohandas Karamchand Gandhi olmasına rağmen, dünyanın onu Mahatma Gandhi olarak tanınmasının sebeplerine. Mahatma kelimesi yüce ruh anlamına gelir. Aynı zamanda Hindistanlılar Gandhi'yi Bapu yani baba olarak da anmaktadırlar. Bu nedenle onu ulusun babası ilan ederek doğum günü olan 2 Ekim gününü ulusal tatil ilan etmişlerdir. Aynı şekilde 2 Ekim Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Şiddete Hayır Günü olarak ilan edilmiştir. İnsanların onu yüzündeki huzurlu ve gülümseyen ifadeleriyle hatırladığını, hayatı boyunca barış ve eşit haklar için çalışmış, yoksulluğu azaltma, kadınlara eşit hak ve özgürlük, ayrımcılığı sona erdirme, işçilere uygulanan ağır vergileri sonlandırma, ülkenin ekonomisini kalkındırma gibi birçok şeyle uğraşmıştır. En önemlisi de insanların hangi dilden, dinden, etnik kökenden olursa olsun eşit şekilde yaşamasını gerektiğini, her insanın aynı haklara sahip olduğunu savunmuştur. Mahatma Gandhi'nin eğitim hayatı. Ailesinin isteği üzerine çok erken yaşlarda evlenen Gandhi, ilerleyen yıllarda hukuk eğitimi alarak avukat oldu. 18 yaşına geldiğinde hukuk eğitimi almak için University College London'a başladı. Aldığı bu eğitim ilerleyen yıllarda özgürlük haklarını daha sağlam savunmasını sağlayacaktı. Gandhi bu yıllar içerisinde annesinin ona küçükken öğütlediği şeylerin etkisinde bir yaşam sürdü. Örneğin, hiç et yemiyor, alkolden ve seksten uzak duruyor. Fakat bunları yaparken sadece annesinin dediklerine bakmayıp kendi doğrularını bulmak adına sürekli okuyor ve yeni şeyler öğreniyordu. Özellikle et yemezlik konusu üzerine çok fazla yazı okuyan Gandhi, sonraki dönemlerde Et Yemezler Derneği'ne katıldı. Mahatma Gandhi'nin iş hayatı. Avukatlık eğitimini tamamlayan Mahatma Gandhi, İngiltere ve Galler Barosu'na girdi. Akabinde Hindistan'a dönerek avukatlık mesleğini burada icra etmeye karar verdi. Ne yazık ki bu meslekte istediği başarıya ulaşamadı. Bu kez de okulda lise öğretmeni olarak çalışmaya başladı. Ama öğretmenlikten de istediği başarıya ve huzura ulaşamadı. Öğretmenlik deneyiminden sonra bu kez Rajkot'a dönerek arzu halcilik yapmaya başladı. Fakat burada da bir Britanya subayıyla sorunu yaşayan Gandhi'nin bu işi de hüsranla bitti. Görüldüğü üzere Gandhi iş hayatında istediği başarıyı bir türlü yakalayamamıştı. Belki de aradığı asıl tatmin edici şeyler bunlar değildi. Bir gün Güney Afrika'da Hintlere yapılan zulümlere maruz kaldı. Öncelikle yolculuk esnasında Pietermaritzburg'daki trenden atıldı. Yoluna at arabasıyla devam etmeye karar verdi. Ancak bu kez de arabanın sürücüsü ona tekerleğin üzerinde yolculuk etmesini söyledi. Çünkü Gandhi'nin yerine Avrupalı bir yolcu yer alacaktı. Elbette Gandhi bu teklifi kabul etmedi ve sürücü tarafından hakaret ve şiddete maruz kaldı. İşte bu yaşadıkları onun hayatında dönüm noktası oldu. Bu ayrımcı davranışlara maruz kaldıktan sonra kolları sıvayan Gandhi ilk olarak Hintlerin oy kullanmasına izin vermeyen yasa ile savaştı. Yasanın iptali konusunda başarılı olamadı belki ama Güney Afrika'da Hintlerin yaşadığı sorunları duyurdu. 1894 yılında Natal Hint Kongresi'ni kurarak Güney Afrika'da yaşayan Hintlileri bu çatı altında topladı. Hindistan'ın özgürlük mücadelesi. 1906 yılına gelindiğinde hükümet tarafından Hint nüfusu zorla kayıt altına alan bir yasa kabul edildi. Gandhi elbette ki bu yasa ile mücadele etti. 7 yıl süren bu başkaldırısında aç kalma, kayıt kartlarını yırtıp atma, kayıt olmayı reddetme,
gibi eylemlerde bulundu. Dikkat ettiyseniz bu eylemlerin içinde en ufak bir şiddet unsuru bulunmuyor. Çünkü Gandhizm'de şiddetin her türlüsü yasak kabul edilmişti. Gandhi ve arkadaşları bu mücadeleleri sebebiyle hapse atıldı. Sadece hapse atılmakla kalmayıp kırbaçlanmak gibi birçok ağır cezalar verildi. Aynı yıl Zulu'ların iki Britanya subayını öldürmesi üzerine Britanya Zulu'lara savaş açtı. Gandhi Hintlilerin de bu savaşa alınması için uğraştı. Britanyalılar ilk başta bunu kabul etmese de daha sonra savaş meydanlarında sedye taşıma görevini Hintlilere verdi. Gandhi bu olayı kendi çıkardığı bir gazete olan Indian Opinion'da duyurdu. Askere alınan Hint birliği sadece 23 kişiden oluşuyordu. Ama bu Gandhi için büyük bir başarı sayılıyordu. Elde ettiği bu küçük başarısının ardından kendine güveni artan ve daha büyük işler yapmak için durdurak bilmeden çalışan Gandhi sonrasında yoksulluk için mücadele etti. Köylüler aşırı yoksul, sağlıksız ve ümitsiz şartlarda yaşamasına rağmen Britanyalılar onlara ağır vergiler bağlamıştı. Gandhi önce yol arkadaşlarıyla birlikte köylülerin durumunu kayıt altına aldı. Daha sonra bu bölgede aşram kurdu. Bilmeyenler için hemen söyleyelim. Aşram aslında bir yaşam alanı demek. Sanskritçe bir isim olan ve ormanlık alanlarda huzurlu yaşamaya imkan sağlayan yapılar olarak ifade ediliyor. Varlığı ise M.Ö. 4000 yılına kadar uzanıyor. Gandhi kendi gibi gönüllerle birlikte aşramı kurduktan sonra köylülerin burada yaşamalarını sağladı. Burada yeni okul ve hastanelerin yapılmasını sağlayarak insanların sevgisini kazandı. Çok geçmeden Gandhi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Halk elbette tepkisiz kalmadı. Yüzlerce insan Gandhi'nin serbest bırakılması için protesto düzenledi. Karakol ve hapishanenin önünde süren eylemler amacına ulaştı ve Gandhi yeniden özgürdü. Tarihler 1921 yılının Aralık ayını gösterdiğinde Gandhi, Hindistan Ulusal Kongresi'nin yürütme yetkisine getirildi. Bu aşamadan sonra ilk işi Britanya mallarını boykot etmek oldu. Hint halkına Shivadizi ilkesini benimsetti. Yani yabancı malları kullanmayarak kendi mallarını üreteceklerdi. Genç yaşlı, zengin yoksul demeden herkes Khadi adı verilen Hint kumaşını dokumaya başladılar. Bu ilke daha sonra hemen her alanda kullanılmaya başlandı. Ve öyle ileri boyutlara ulaştı ki en sonunda şiddetli bir çatışma çıktı. İşin içine şiddet gelince, şimdiye kadar yaptığı çalışmaların boşa gideceğinden endişelenen Gandhi, Shivadizi ilkesine hemen son verdirdi. Ancak yine de 10 Mart 1922'de tutuklandı. Gandhi'nin hapishanede kaldığı 2 yıl içerisinde Hindistan Ulusal Kongresi ikiye bölündü. Tuz Yürüyüşü. Bir süre sessizliğini koruyan Gandhi, 1930 yılında tuz vergisine karşı bir satyagraha başlattı. Gandhi bu direniş çerçevesinde Ahmedabad'dan Gandhi'ye kadar tam 400 kilometre yol yürüdü. 12 Mart'tan 6 Nisan'a kadar süren bu yürüyüş, kaynaklarda tuz yürüyüşü olarak geçmiştir. Gandhi'ye binlerce kişinin eşlik ettiği bu yürüyüş sonrasında Britanya hükümeti 60 binden fazla kişiyi hapse attırdı. Hindistan'ın özgürlüğüne kavuşması. İkinci Dünya Savaşı başladığı sıralarda ilk önce şiddete katılmayan manevi destek çağrısı yaptı. Fakat Gandhi'nin bu tutumu kongre üyeleri tarafından hoş karşılanmadı. Bu kez Gandhi Hindistan'a demokrasi verilmezken bu savaşa katılmayacaklarını beyan etti. Gün geçtikçe savaş ilerliyor, Gandhi aldığı kararlardan geri adım atmak şöyle dursun, şartlarını daha da yoğunlaştırıyordu. En sonunda Britanyalıların Hindistan'ı terk etmelerini istedi. Gandhi'nin bu çağrısı birçok kesim tarafından eleştirildi. Britanya hükümeti toplu tutuklamalara ve çok aşırıya ulaşan şiddet eylemlerine başvurdu. Gandhi de dahil binlerce insan tutuklandı. Yıl 1944'ü gösterdiğinde artık savaş bitmiş ve Gandhi özgürlüğüne kavuşmuştu. Britanya hükümeti yönetimin Hintlilere verileceğini duyurdu. Artık hem 100 bin tutuklu insan hem de Hindistan özgürdü. Bu kez Hindistan'ın ikiye bölünme sorunu gündeme geldi. Gandhi böyle bir bölünmeyi onaylamıyordu. Hindu-Müslüman bölünmesi beraberinde bir savaş getirebilirdi.
Gandhi'nin hayatı boyunca en çok korktuğu şey şiddet ve insanların zarar görmesiydi. Bu konu içinde hükümetin aldığı bazı kararları değiştirmek adına ölüm orucuna girdi. Ancak arkadaşları Müslüman ve Hinduların barış çağrısı yapacağına dair ona ikna ederek orucunu bitirmesini sağladılar. Mahatma Gandhi'nin aile hayatı. Mahatma Gandhi'nin babası Karamchand Gandhi, Porbahandır'ın başveziriydi. Annesi ise Paranami ve Vaishnava mezhebine mensup bir Hinduydu. Babası daha önce 3 evlilik yapmış, ilk ikisinden de birer kız çocuğu olmuştu. Fakat iki eşi de bilinmeyen bir sebeple yaşamını yitirmişti. Daha sonra Mahatma Gandhi'nin annesi Putlibai ile evlendi. Putlibai çok dindar bir kadındı. Gandhi'yi de bu şekilde yetiştirdi. Gandhi daha çocuk yaşlarda canlılara zarar vermeme, et yememe, kişisel arınma için oruç tutma gibi değerler edinmişti. Babası Karamchand Gandhi ile annesi Putlibai, oğullarını Kasturba Makhanji ile evlenmesini istediler. Zaten aşırı dindar bir ailede büyüyen Gandhi, ailesinin bu talebini geri çevirmedi ve evlenmeyi kabul etti. Kendi de eşi de o tarihte henüz 13 yaşlarındaydı. Çiftin bu evlilikten 5 çocukları oldu. Fakat ilk çocukları henüz bebekken yaşamını yitirdi. Hayatını insanların yararına, iyiliğine ve eşitliğe adayan Gandhi, 30 Ocak 1948 tarihinde bir suikast sonucu hayatını kaybetti. Suikastı gerçekleştiren kişi, Gandhi'nin Hindistan'ı zayıflattığını düşünen radikal bir Hindu'ydu. Gandhi'nin külleri küçük parçalara konularak Hindistan'ın farklı yerlerine gönderildi.